kendimizi bilme, kendimizi bulma arayışında bizi en çok tuzağa düşüren şey, kendimiz olmayan bazı şeyleri kendimiz olarak tanımlayıp ya bunları savunmaya çalışmak ya da işte ne yapayım böyleyim gibi bir meşrulaştırma eğilimi sergilemek ya da o şeylerden dolayı, yani kendimiz olarak tanımladığımız ama aslında kendimiz olmayan şeyler üzerinden kendimizi suçlama eğilimimizdir. Her iki durum da problemli bir şeydir. Hani bu şuna benzer. Üzerini kirletmiş bir çocuğa benim çocuğum böyledir. Kimse ona üstünü başını kirletmiş, çamura düşmüş diyemez. Benim çocuğum böyledir. Kimse onu eleştiremez gibi bir yaklaşım sergilemek veya çocuğu kirli bir varlık olarak tanımlamak gibidir. Her iki yaklaşım da yanlış bir yaklaşımdır. Yani bir nevi hani sapla samanı ayıramadığımız bir durum söz konusudur. Hayatta her şey tam ve eksiksiz anlaşılmak isteniyorsa bu noktada bir ayrıştırma sergilemesi gerekir. Yani bir şeyi gerçekten anlamak istiyorsak tam eksiksiz, ne bir şeyi dışarıda bırakarak ne ona ait olmayan bir şeyi de ona katarak böyle bir yaklaşımla ancak yol alabiliriz. Bunun içinde gereken temel şey ayrıştırmaktır. Hatta kimyada bu önemli bir konudur. Hani mesela en önemli noktası mesela madenciliktir. Madencilikte bir şeyi bir şeyden ayırt etmeniz gerekir. Örneğin işte altını bakırdan ayırmanız gerekir. Eğer altını bakırdan ayırmazsanız o karışık olarak kalır. Belki çoğunluğu altındır ama bir kısmında bakır karışımı vardır. Onu ayırt etmemiş olursunuz. Veya çoğunluk bakırdır. Çoğunluğu bakır olarak algılarsanız bu sefer ondaki altını görmemiş olursunuz. Dolayısıyla bu benzetmelerden ve örneklerden yola çıkarak şunu açıklıkla kavramak durumundayız. İnsan gerçek kendiliğini keşfedene kadar bu ayrıştırma metodunu uygulamalıdır. Yani ben olan şey nedir, olmayan şey nedir? Ama tabii ki bu keyfi bir ayrıştırma, ben böyle kabul ediyorum, bana göre böyle gibi bir yüzeysellikle olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunu en zahiri düzeyde, psikolojik noktadan değerlendirirsek, birçok duygu ve düşünce barındırırız. Ve aynı zamanda birçok davranış kalıbımız vardır. Kısaca aslında birçok düşünce, davranış ve duygu kalıbını tartmadan, ölçmeden, ayrıştırmadan hemen kendimiz olarak algılarız. Mesela davranışsal olarak işte ben aceleci biriyim, tez canlı biriyim veya uyuşuk biriyim, hızlı hareket etmek bana göre değil gibi davranışsal tutumlar üzerinden veya bir kısım duygusal durumlar üzerinden, işte ben çok alıngan biriyim, işte çok çabuk moralim bozulur, çok çabuk üzülürüm, çok çabuk sevinirim gibi duygusal mekanizmalar üzerinden veya düşünsel bazı mekanizmalar üzerinden böyle kendimizi tarif ederiz. Ve bunun üzerinden bir kimlik, bir kendilik algımız oluşur. Ve bunu hiçbir zaman kolay kolay
üzerinde ayrıştırıcı ve analitik bir şekilde çalışarak değerlendirmeyiz. Değerlendirmediğimizde ne olur? Bir yerde kendimiz üzerinde düşündüğümüz noktadan sonrasında bir değerlendirme yaparız. Ama ondan önceki durumlar üzerine bir değerlendirme yapma ihtiyacı duymayız. İşte ben kendimi bildim bileli böyle davranıyorum. Ben böyleyim, genelde böyleyim gibi bir yaklaşım sergileriz. O zaman hani bundan önceki iki hafta nereden başlamalıyız konusu üzerinde biraz konuşmuştuk. Geçmişten gelen ama aslında kendimiz olmayan ama kendimiz zannettiğimiz, kendimiz haline gelmiş bir kısım düşünce, duygu ve davranış kalıplarını bizden kopmaz, bizden ayrışmaz bir şeymiş gibi değerlendirir ve onları kendimizin ayrılmaz parçalarına dönüştürürüz. Onlara sıkı sıkıya yapışırız. Tabii ki bunlara geçmişte bilerek veya bilmeyerek sıkı sıkıya yapıştığımız için de böyle bunları hemen değiştiremeyiz. Hani elbisemizi değiştirir gibi bir duyguyu, bir düşünceyi, bir davranış alışkanlığını hemen değiştiremez. Tabii insanoğlunun o psikolojik mekanizmasında bir şeyi kolayca yapmak, hızlı yapmak, bir an önce yapıp kurtulmak gibi eğilimler vardır. Bu eğilimlerle de biraz böyle aceleci bir şekilde ya şunu bırakmak istiyorum, şundan kurtulmak istiyorum deriz ama o kadar kolay ayrışamazsın. Ayrışamayınca da bu sefer onu kabullenmek, yani ne yapayım böyleyim. Biraz egomuz şişkinse veya karşımızdaki muhatabımıza karşı altta kalmamak için beğeniyorsan, hoşuna gitmiyorsa ona göre. Bu bazen ebeveyn çocuk ilişkisinde bile olur. Yani ben böyleyim, işine gelirse gibi ne yaparız? Onu savunma moduna geçeriz. Çünkü değiştirememişizdir de. Aslında çok hoş değil ama ne yapayım böyleyim. Böyle kabul edeceksin. Hani bunu böyle ya ben aslında böyle değilim özünde. Ama nefsimde böyle bir arıza var, böyle bir aşırılık var, böyle bir problematik bir durum var. Bunu da çaba gösteriyorum ama şu ana kadar aşamadım veya tam olarak üstesinden gelemedim. Hani bu konuda bana hoşgörülü yaklaşırsan memnun olurum ama hoşgörülü yaklaşmak zorunda da değilsin şeklinde, tırnak içinde temiz bir yerden de söylemekte nefsimiz zorlanır. Çünkü bu karşındaki tarafından küçümsenmeyle karşılanabilir, dışlayıcılıkla karşılanabilir, kendini ezdirecek bir tutum gibi düşünebilirsin, kendini ezik göstermek istemezsin. Hatta geçmişte biraz özür dilemişsindir ama seni ezik göstermiştir. Hani gerek yok kardeşim. Hani ben de hani bizim de egomuz var. Hani senin varsa benim de var yani. İşine gelmiyorsa ona göre diye oradan bir çıkış yapabilirsin. Ve bu egoya da biraz hoş da gelir ilk başta. Yani hani tırnak içinde ben de amiyane tabirle giderimi yaptım. Ben de işine gelirse dedim, böyleyim kardeşim dedim ve oradan ego ne yaptı? Aslında bir böyle güçlü ve baskın olduğu hissini de yaşadı. Ego o histen de beslendi. Bu sefer evet ya ben niye eskiden beri böyle yapmıyordum ki?
hatalıyım, kusura bakma, niye diyeyim ki? Böyleyim kardeşim, ben haklıyım, sen haksızsın. Hani para mı veriyorum böyle desem? Değil mi? Hani bunu söylemen için çek mi yazıyorsun? Yok, serbest, dil serbest, beyin serbest. Hani bazılarına diyorsun ki bak böyle gereksiz şeylere fazla kafanı yorma, düşünme. Beyin parayla değil ki diyor. Halbuki bilmiyor ki en büyük hazineyi çarçur ediyor. Hani tırnak içinde düşünmek parayla değil. Ama saçma düşünmek, tabii o da parayla değil. Ama kaybettirdiği şey eğer dikkat edersen çoktur. Hani insanoğlunu zaten yanıltan temel bir şey de budur. Ne oluyor ki? Yani yanlış düşünüyorsam ne oluyor? Düşünüyorsam düşünüyorum gibi böyle hani kimse hani tırnak içinde gökten bir bela da yağmıyor. Başına taş da düşmüyor. Kanuni bir şeyi de yok. Cezası da yok. İstediğin saçmalığı düşünebilirsin. İstediğin aşırılığı sergileyebilirsin. Bir de orada egon da sana gaz veriyorsa yaparım, işine gelirse ben böyleyim diye çıkış da yapabilirsin. Peki bu durumda ne yapmış olursun? O başta dediğimiz gibi gerçek kendini fark etmek ve keşfetmek için gerçek kendin olmayan şeylerden ayrışman gerekirken gerçek kendini daha fazla örtecek, daha fazla onu derinlere götürecek bir yaklaşım sergilemiş olursun. Peki ne yapmak gerekir? İşte buradaki ayrıştırma kavramı çok önemli. Ne ben değilim? Bu ne anlamda? Yani benim hakiki ve doğal kendiliğim nedir sorusunun cevabını vermek için ilk dikkat etmemiz gereken şey ben ne değilim? Hani mesela bir insana deseniz ki bak şu arsada hazine var. Şu arsada hazine var deyince bütün o toprağı kaldırıp hazine diye onu sahiplenmiyor kişi, değil mi? Ne yapıyor? Hazine var ama hazine olmayan şeyler de var. Taş, toprak, çakıl, hurda vesaire şeyler de var. Ne yaparsın? Ayrıştırırsın. Bunu yaparken en başta aslında neyi yaparsın? Hazine olmayan ne varsa onu arsanın kenarına, değil mi? Veya uzak bir yere ayrıştırırsın. Bakarsın kepçeyi o arsaya vurduğunda bakarsın kepçe neyi getiriyor sana? Toprağı getirmiş, çakılı getirmiş, kayayı getirmiş. Ne dersin? Bu hazine değil. Bu da değil, bu da değil. En son hazineyi buluncaya kadar. Buna ne deniyor kadim öğretilerde? Bu değil, bu da değil yaklaşım. Yani ne olmadığını fark ederek ve ne olmadığının ayırdına vararak, bunları ayrıştırarak ne olduğunu keşfedeceksin. Ama ne olmadığını ayrıştırmazsan, yani olmadığın şeyleri ayrıştırmazsan, o zaman asla kendini bulamazsın. Peki ayrıştırmaktan kastımız ne? Hani kendilik bir maddi bir şey değil ki, işte verdiğimiz örnek gibi bir arsadaki toprağı ayrıştırmak kolay bir şeydir. Bakarsın ne geldi? Toprak geldi, çakıl geldi, kaya geldi, başka bir şey geldi, kenara koyarsın. Ama insan psikolojisi ve gerçek kendilik böyle bir şey değil. Peki ne yapmak gerekir? Birincisi, temel nokta, önce kaygı duymayı bırakman gerekir. Yani bir an önce bulmam lazım. Vakit geçiyor, yaşım ilerliyor gibi
kaygıları bırakman lazım. Acelecilik olmamalı. Bir an önce bulmam lazım. E bulamayınca tırnak içinde 3 günde, 5 günde, 3-5 ayda ya bu uzun iş. Ben en iyisi bulduklarımla devam edeyim, yola devam edeyim gibi bir tuzağa düşersin çünkü. Eğer hazine avcısıysan sabırlı olmayı öğrenmelisin. Zahiri ne çok hazine avcıları var değil mi? Mesela bir hazineyi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl arar yani. Mesela bazı batık gemiler vardır. İçinde altın vardır. Mesela birileri bunu yıllarca arar. Acele etmez. Zaman geçiyor diye de kaygıya düşmez. Sahte benliğin en temel argümanlarından, sahte benliğin sizi kandırmak için kullandığı en temel unsurlardan biri budur. Acelecilik veya kaygı, buna bağlı kaygı. Eğer buna takılırsanız zaten baştan mevzu bitmiştir. İki adım atarsınız. Ya kaygıyla, ya bu olmayacak herhalde, ben bu konuda yol alamıyorum, ilerleyemiyorum diye bırakırsınız. Veya acelecilikle, ben çaba gösterdim ama olmuyor. E hayatta bununla mı geçecek? Hayat elimden kayıyor. Yaşım şuna gelmiş deyip acele edip acelecilik nedeniyle bırakırsınız. Veya kaygıya bağlı ümitsizlik nedeniyle de bırakabilirsiniz. Yani kaygı ümitsizlikle bir araya gelir ve sizi ümitsiz hale getirir. Hatta bunu böyle teorik olarak da beslersiniz. İşte insanın kendini bulması diye bir şey yoktur. Birileri böyle bir kavram bulmuş. Yüzyıllardır insanları uğraştırıyorlar. Kendini bilmek, bulmak. Ne bunlar? Oo. Bunlar hayali şeyler. Teorik olarak da insan kendini bulamaz. Geçen böyle bir arkadaş vardı. İşte algı yanılsamadır diye başladı. İşte insan hiçbir zaman öyle kendini bulmak diye bir şeye sahip değil. Bir de kendimiz dediğimiz şeyi bile bilmiyoruz var mı yok mu diye. Oraya da bir şüphe ve soru işareti koyarsın. Tırnak içinde de buna felsefi tanımlar getirirsin, agnostisizm dersin, bilinemezcilik dersin vesaire. Bu yakıştırmalarla tırnak içinde yani bu konuyu iyice düşünmüşsün ama bu yol bir yol değil gibi de felsefi bir yaklaşımla da bunu zenginleştirerek egoya rahat bir alan bırakırsın. Ego da der ki yani bu bulunamaz. Yani bu imkansız bir şeydir. İnsan objektif olarak kendini bilemez. Neden? Çünkü ben bilemedim, oradan yola çıkıyorum. Kendini referans alarak veya etrafına bakarak var mı öyle biri? Yani yok, görmedim. O da senin bulunamaz argümanını güçlendirir. Böyle devam edebilirsin. Veya ya tamam da hani bulup bulamayacağımız belli değil ama hayat gidiyor, kaçırıyorum, bir şeyleri kaçırıyorum. Millete böyle bir hedef de koymuşlar. Bu hedef net de değil, emin değiliz olup olmadığından. Olsa bile benim bu yolculuğu tamamlayıp tamamlamayacağım belli değil. Ama iyisi mi burada hazır bir süreç var. Dünya önümden sürekli geçiyor. O zaman ne yapacağım? Bari dünyayı kaçırmayayım. Öbüründen ümidim yok ve emin değilim. O zaman elde olanı kaçırmamam lazım. Hani bununla ilgili güzel bir hikaye vardır. Onu aklıma gelmişken aktarayım. İşte kurdun biri böyle çok koyunun canını almış,
çok böyle tavuğun canını almış. Sonra bir zaman gelmiş böyle, ya ben çok zulmettim. Bir tavuk yiyecekken kümese girip onlarca tavuğu öldürdüm. Bir koyunun ancak bir buduyla doyacakken ben kaç tane koyunu telef ettim. Bu kötü bir şey ya deyip, hani hikaye Hristiyan bölgede geçtiği için, papaza gideyim de biraz tövbe edeyim, günah çıkarayım. Artık bu yanlış bir şey yani. Artık buna devam etmemek lazım. Tabii bir yaşa gelmiş, o yaşta söylüyor. Neyse, papaza gitmiş. Demiş böyle böyle. Ben demiş günah çıkarmak istiyorum. İşte şunları şunları yaptım. O olsun evladım. Tanrı bütün günahları affeder deyip başlamış dinlemeye. Kurt da bir anlatıyor. Efendim bir zaman diyor sizin kümese de girmişti. Tabii papaz kızıyor ama yani neyse diyor, adam gelmiş, kurt gelmiş. Tövbe ediyor yani. Ne diyebiliriz ki? Bir şey diyemeyiz. İşte sizin şu koyununuzu da ben otlakta telef etmiştim falan. Anlatıyor. Papaz da tövbe etmek günahları siler. Burada da yanlış anlamayın arkadaşlar. Papaz günahı affetmiyor. Papaz, Tanrı'nın rahmetini temsil eden bir insan olarak aslında ona Tanrı'nın affediciliğini yansıtıyor. Yoksa hani papaz affettim affetmedim demiyor yani. Orada Hristiyanlara haksızlık etmemek lazım. Papaz da o Tanrı'nın affediciliğini anlatarak onu rahatlatıyor. Başlıyor papaz sözü alarak, başlıyor kurt için dua etmeye. İşte Tanrım sen onu affet. O gaflete düşmüş, nefsine yenilmişti. Sen her günahı affedersin. Onun da kusurları var. Sen affedicisin. Başlamış dua ediyor. Ediyor. Kurt tabii ki bir anda gözü kilisenin penceresinden ağla giren koyunlara takılmış. Tabii böyle gözünü indirmiş, tövbe tövbe falan filan işte görmek istemiyor. Sonra tabii nefsi galip gelmiş. Papaz efendi duayı çabuk bitir, son koyun da ağla girecek demiş. Tamam mı? Şimdi böyle bir benliğiniz varsa buna da dikkat etmelisiniz. Yani bir şey size, ya sen çok şey kaçırıyorsun. Millet malı almış götürüyor. Sen burada yok tövbeymiş, kendini bilmekmiş, ayrıştırmakmış, özdeşleşmemek gerekiyormuş. Millet özdeşleşiyor, biz mi özdeşleşmiyoruz? Veya özdeşleşiyorsam özdeşleşeyim, ne yapayım kardeşim falan gibi yaklaşımlar içeren benliklerimiz vardır. Bakın bunları da görmeniz lazım ama ayrıştırarak görmeniz lazım. Yani orada kurdun dikkat etmesi gereken şey neydi? Ya sen ermedin daha. Gözün tabii ki ağla gidecek. Tabii ki koyunu gördüğünde içinde bir şey tetiklenecek. Böyle iyi beslenmiş bir tavuk gördüğünde tabii için çekecek. Ama ne yapması gerekirdi? Evet, nefsimde böyle bir eğilim var ama ben bu eğilimi değil, daha insani, daha fıtri tırnak içinde veya daha vicdani bir eğilimi tercih ediyorum. Ben zaten bunun için bu kiliseye, papazın karşısına geçtim. Değil mi? Deyip ayrıştırabilmesi üzerinden yol alması gerekirdi. Ama ne yaptı? Yenildi ve hani iki saat evvel büyük bir pişmanlıkla kiliseye günah çıkarmaya giderken İki saat sonra o koyun ne kadar da güzel, o tavuk hele nasıl da yenir falan noktasına geliyor. Ayrıştırmazsak bir tarafımız yanlışları görür veya en azından ya böyle devam etmem lazım der. Ama bir tarafımız ya alışkanlıkların tuzağı üzerinden, yani ne bileyim işte böyle gidiyoruz.
bazı böyle yumuşak benlikler vardır. Hiç böyle çatışmacı değildir. Ya doğru söylüyorsun. Mesela bana en çok söylenen şeydir. İsmail hocam çok doğru söylüyorsunuz. Sonra ne yapacağım ben de, ya bak beni takdir ediyor, beni anlamış mı diyeyim yani, ne demem bekliyorsun? Çok doğru söylüyorsunuz falan. Sonra bakla ağızdan çıkıyor ama çok zor. Ya insan yapmak istiyor ama yapamıyorsun falan. Bazen böyle çok ne diyelim, yani hiç böyle başını kaldırmayan, diretmeyen ama kendini devam ettirmeye eğilimli benlikler olur. Ya bu illa başkasına karşı değildir. Kendi kendimize karşıdır çoğu defa. Ha, neyse tamam da atıyorum işte bazı yiyecekleri yememen lazım diyelim. Kötü besleniyorsun. Böyle bir arkadaş vardı böyle işte cips yememem lazım diyor. Biliyorum diyor. Çok zararlı diyor. Zaten evde yiyemiyorum diyor. Eşim ve çocuğuma da zararlı olur. Kötü örnek de olmak istemiyorum ama size gelince her geldiğinde birkaç torba cips alırdı. Burada rahat yiyorum. Neden? Karşında İsmail var. Sana o kadar eleştiri getirmiyor. Ya yemesen daha iyi olur diyor ama hani kavga da etmiyor. O zaman en rahat burada yiyorum. Ya tamam burada rahat yiyorsun da ye, helal hoş olsun da tırnak içinde. Ama yanlış bir şey yapıyorsun. Yani bak orada nasıl meşrulaştıran bir benlik var değil mi? Eğer onu görmezsen, onu ayrıştırmazsan nasıl yol alacaksın? Nasıl ilerleyeceksin? Yani tırnak içinde bir yerde zaten nefsi biraz zorlarsanız bir yerde böyle direttiğini görürsünüz. Yani orada hani ben mi o mu şeyini görürsünüz. Hani nefsin yanlış benlik mekanizmalarını fark edip onlardan güçlü bir şekilde ayrışmaya çalışırsanız ve orada ciddi bir şekilde çalışmaya gayret ederseniz böyle bir yol ayrımına gelirsiniz. Nefsin o ilk başta yumuşak görünen tarafı bir anda bakarsınız ki aslında o kadar yumuşak değilmiş. Sadece yumuşak görünüyormuş. Bir anda böyle bir canavarlaşır. Bir anda sertleşir. Bir anda başını kaldırır. Ve eğer siz orada buna karşı sakin ama bilinçli bir farkındalıkla onu görmezseniz orada düşüverirsiniz. Ve bir başka benlik gelir ve size şunu der. Ya aman yani bir ben mi şey yapacağım? Herkes kendi egosuyla yaşıyor. Ben çalışacağım. Var mı öyle ya ama? Gibi bir hikayeyle sizi böyle tatlı bir şekilde yönlendirir. Ben bazı böyle ikili ilişkilerde mesela bir tarafa diyorum ki bak kendin üzerinde çalışman lazım. Hep ben mi çalışacağım hocam diyor ya. Hep ben mi çalışacağım? Kardeşim yani şunu görmüyor musun? Senin kendi üzerinde çalışman senin kendin için gerekli olan bir şey. Yoksa sen başkasının keyfi için çalışmayacaksın. Affetmek bile kendi üzerinde çalışmaktır. Yani ben niye affedici olmalıyım? Kendim için. Kendi fıtratımın, gerçek kendiliğimin idrakine varmak için. Allah niye bu kadar affedici? Niye bu kadar affedici? Allah niye rahmeti kendi üzerime yazdım diyor. Yani yazmasa itiraz mı edebilirsin? Allah affedici olmasa niye affedici değilsin diye hesap soracağın meşru bir argüman var mı elinde? Yok. Affetmiyorum diyebilir. Peki niye affetmeyi rahmeti kendi üzerine yazmış? Çünkü bunlar Allah'ın varlığından kaynaklanan isim ve sıfatlardır. Yani varlığının gereğidir.
Peki sen niye affedici olacaksın? Kendin için. Asıl eğer farkındaysan kendin için affedici olmalısın. Hatta ben bununla ilgili bir alimin bir metnini okuduğumda biraz daha idrak etmiştim bunu. İfade şöyleydi aşağı yukarı. Eğer diyor kendini seviyorsan kalbine kin, nefret ve düşmanlığın girmesine izin verme. Girmişse onu dinleme. Ne kadar mükemmel bir bilinç. Bakın kendini seviyorsan diyor. Hani biz de kendini sevmek deyince akla işte ya ben böyle ben kendimi seviyorum falan gibi böyle bir şımarıklık gelir ya da bir kibir gelir, değil mi? Kendini mi sevmek gibi şeyler. Halbuki aslında gerçek anlamda kendini sevmek ilahi bir sanat olarak, ilahi bir varoluş olarak kendi varlığına ve onun içinde onun barındırdığı değerlere duyulan sevgidir. Ben kendimi sevmeliyim ama kendimi sevmeliyim. Yoksa psikolojik anlamda işte kendini sev, kendini sev. Neyi seveyim? Eğer onu oturtmazsan böyle havada ben kendimi seviyorum. Sen neyi seviyorsun? Sen sahte benliklerini seviyorsun aynı zamanda. Tamam kendi, peki bunun çözümü kendinden nefret etmek mi? Hayır. Ben kendimi seviyorum. Eskiden böyle insanlar beni eleştirince böyle modum düşüyordu. Böyle kendimi eleştiriyordum, suçluyordum. Şimdi kendimi seviyorum. Kim ne derse desin kendimi seviyorum. Neyi seviyorsun? Ya bir dur, bir sakin ol. Kendini bul, o zaman sonsuza kadar sev. İşte o alimin ifade ettiği şey o anlamda kendini sevmek. Yani Allah'ın yarattığı üzere gerçek kendini fark edip onu sevmek. Onu sevmek Allah'ı sevmektir aynı zamanda. Yani kendini sevmek Allah'ı sevmek anlamına gelir. Allah'ı sevmek de kendini sevmek anlamına gelir. O düzeyde. Ama düzeyleri karıştırmamak lazım. Gerçek kendilik düzeyinde böyledir. Kendini sevmek Allah'ı sevmektir. Allah'ı sevmek kendini sevmektir. Buyurun. Hayır. Kendim dediğim şey ama aslında özümüz değil mi? Neyin yani özümüz değil mi? Kendimizi yani beni bulalım dediğimiz yerde özümüze doğru çalışıyoruz ya benliklerimizi bulurken. Kendim diye tanımladığımız şey de aslında bizim benliklerimiz olmuyor. Kendim diye... Yani şu an ben için diye tanımladığım şey sen değiliz. Gerçek evet. Sen değiliz. Evet. İşte ailen içinde yaşadığın süreç içinde hissettiğin olumsuz duygular varsa da sen değilsin. İşte kendini değersiz hissetmekle ilgili veya bedeninle ilgili algın da sen değilsin. Bedenin değilsin zaten. Bu hayatta yaşadığın süreçler üzerinden ürettiğin bir kısım düşünceler, duygular da değilsin. İşte şanssızlıkla ilgili ürettiğimiz düşünceler, yetersizlikle ilgili ürettiğimiz düşünceler, bu ve bunlar gibi envai çeşit düşünce ve duygular kendim değil. Ama bunlar şu anda bana kendim gibi geliyor. Tabii. Zaten o kadar özdeşleşmişiz ki dediğiniz gibi kendim hangisiyim diyorum. Çünkü bunlara kendim diye tutunmuşum. O yüzden mesela bazı ne diyelim spiritüel yaklaşımlarda şu denir. Dünyaya gelmeden 1000 yıl evvel kimdin? Dünyaya gelmeden, yani doğmadan 300 sene önce neredeydin?
diye soru sorarlar. Buradaki maksat nedir? Şu anda kendimizi özdeşleştirdiğimiz ve doğumdan şu ana kadarki hayatımız üzerinden tanımladığımız kendiliğimizi devreden çıkarmak. Ne demek şimdi? Doğmadan 100 sene evvel kimdin? Mesela var mı bir cevabınız? Yok değil mi? Budist der ki size, Budist rahip, öğretici. Der ki bunun cevabını bul, o zaman gel. Siz de ya bunun cevabını, ya ne saçmalıyor bu? Bunlara koan diyorlar. Yani sanki böyle saçma sorular gibi veya paradoksal sorular. Ne demek yani? 300 sene önce kimdim? Ne diyor bu? Kafayı yemiş herhalde falan dersiniz. Ya da aslında burada bu soru üzerinden bulmam gereken bir şey var. Mesela bunu sorun kendinize. Cevabını bulursanız yazarsınız. Not alırsınız veya kendiniz için. Yani doğmadan 100 sene evvel kimdim, neredeydim? Değil mi? Bu zihnimize ilk başta saçma gelen bir şey. Anlamsız gelen bir şey. Cevapsız gelecek bir şey. Halbuki aslında bunun bir cevabı var. Zaten o cevabı bulduğun zaman kendine dair doğru bir yol tutturmuş olacaksın. Kendim neyim? Kendim düşüncelerim, duygularım, davranışlarım, yaşadığım hayat. Yani aslında kendim dediğimiz şey ne? Doğumla bugüne kadarki süreçte yaşadıklarımıza biz ne diyoruz? Kendimiz diyoruz. Maalesef. Maalesef derken bu hepimizin içine düştüğü bir şey. Burada da bir ben mi böyleyim diye kaygıya kapılmayın. Hepimiz bu tuzağa düşüyoruz. Ama burada kalmak zorunda değiliz. Bakın, hani konu başka bir yere gitmesin ama haçta niye bütün elbiselerimizden soyunuyoruz? Tırnak içine dikişsiz elbise giymeye çalışıyorsun. Yani insan tırnak içinde eliyle yapılmamış bir şey olmasına dikkat ediyoruz. Tabii insan eliyle yapılmamış, hani havlu da yapılmış ama hani çok bariz manada insan eliyle dikilmemiş bir şey. Aslında bunun manası bu. Hatta belki size garip gelecek. Araplar İslam öncesinde aslında hani ben size desem ki haç bütün elbiselerinizden soyunup hakkı aramaktır desem ama siz bunu zahiri anlasanız gidip çıplak tavaf edersiniz değil mi Kabe? İşte bir kısım Araplar da öyle yapıyorlardı. Çıplak tavaf ediyorlardı. Aslında yanlış bir şey yapmıyorlardı mana itibariyle ama zahiren yanlış bir şey. Konu senin orada Kabe'nin etrafında çıplak dolaşman değil. Senin zamana, mekana, değişime ait olan her şeyden bilinç olarak sıyrılıp kendini Allah'taki asli halinle tasavvur etmen. Yani doğduğun gün yok. Çocukluğun yok, bebekliğin yok, okulun yok, eğitimin yok, ilişkilerin yok, başardıkların veya başaramadıkların yok, aceleciliğin veya tembelliğin yok. Bütün bunlardan soyunarak, bunlardan sıyrılarak Allah'ta ben neysem, Allah beni nasıl sonsuz ilminde barındırıyorsa o halde olmak. O halde ancak sen tavaf edebilirsin. Yani hakka yolculuk yapabilirsin. Biz niye o kadar Müslüman olduğumuz halde hakka yolculuk yapamıyoruz? Çünkü yani ben falan tarihte doğdum. İşte annem babam da şöyle yaptı, böyle yapmadı. Kimse beni anlamadı, hep şanssız oldum, kıymetim bilinmedi, değerimi kimse anlamadı. Aslında ben çok değerliyim, bunu biliyorum ama
İnsan değer de görmek istiyor falan. Bütün şimdi bunlarla sen nasıl Allah'a yolculuk yapabilirsin? Ben çok becerikliyim veya beceriksizim. Ben çok yetenekliyim veya yeteneksizim üzerinden nasıl sen Allah'a gidebilirsin? Çünkü zihnin tamamen bu hikayelerle dolu. Sen kendini bu hikayelerin inşa ettiği, bu hikayeden oluşan bir varlık olarak görüyorsun. Bak ne diyor Allah? Her nefis ölümü tadar ve ileyhi turcaun. Niye demiyor ki ölmeden dönersin? Bak ölünce ancak dönebiliyorsun. Peki ölen ne? Ne ölüyor? Ölen senin kendin olan şeyler değil. Onları bu dünyadayken giyinmişsin. Yunus'un ifadesiyle bürünmüşsün onlara ama onlar değilsin. İşte duygulara bürünüyoruz, düşüncelere bürünüyoruz. Davranış kalıplarına bazen bürünüyoruz ama onlar değiliz. Onlardan sıyrılmadıkça ve ileyhi turcaun gerçekleşmez, ona dönemezsin tırnak içinde. Sürekli kafanda kim beni seviyor, kim sevmiyor. Ya ben de hayatta kimse sevmedi ki, beni kimse anlamadı. Hayatta da hiçbir şey beceremedim. Hep yanlış yaptım. Şimdi bu hikayelerle sen nasıl Allah'a dönebilirsin? Sen seni Kabe'nin içine soksak, sen o kafayla Kabe'nin içine girersin. Kabe'yi de hani kirletemezsin de Kabe'den istifade edemezsin. Çünkü o kafayla Kabe'ye giriyorsun. Bak Allah cennete koyacağı insanlara dair ne diyor? Onların içindeki gıllı kuşu alırız diyor. Bizim halk tabiridir. Gıl kelimesi Kur'an'da geçer. Yani oraya ait olmayan şeyler. Hani mesela diyelim ki bir külçe çıkarmışsın topraktan, altın, ama içinde biraz bakır var. O son altın olmalı. 999.99 olmalı. Hatta 100 olmalı aslında. Yani şu anda o kadar saflaştıramıyorlar ama gerçek saflaştırırlarsa %100 olur. O zaman o altın tam altındır, değil mi? Eğer onun içinde %1 bile bakır olsa, o bakırın niteliği onda bir zaman sonra görünecektir. Ne diyor Allah? Ha, siz burada çaba gösterdiniz bu ayrışma konusunda. Ama tam ayrıştıramadınız bazı şeyleri. Ama niyetiniz ayrıştırmaydı. Yoksa savunmadınız bunu. Ya bende biraz kibir var ama o kadar da olacak abi, ne yapacaksın? Bu zamanda lazım. Ya işte ben de alınıp güceniyorum kardeşim, ne yapayım? Ben de öfkeleniyorum, öfkelendirmesinler beni. Öyle demiyorsun. Diyorsun ki bunlar yanlış. Bunlardan ayrışmaya çalışıyorum. Ama ayrışamadın, öldün. Allah ne diyor? Niyetin ayrışmak olduğu için seni diyor ayrıştırıp cennete koyacağım diyor. Yoksa cennetin de tadını alamazsın. Bir de oradakilerin de ağzının tadını bozabilirsin tırnak içinde. Hani yapamazsın ama öyle bir şey gibi gözüküyor. Çünkü o eklentilerle, o sahte benliklerle bu şey olmaz. O cennete girilmez. Peki diyeceksiniz ki işte onlar cennette sedirler üzerinde dünyada yaşadıklarını anlatırlar. Ama nasıl anlatırlar? Özdeşleşmeden anlatırlar. İşte biri geldi, kılıçla başımı kesti ama ben o an bedeni bırakıp yoluma devam ettim. Böyle anlatırsın. Yoksa ya işte dünyada geçti ama Allah'a şükür ama işte zor geçti ya. Öyle anlatmıyorsunuz yani. Sedirlerde oturup öyle anlatmıyorsunuz. O oturduğunuz sedirler de gerçek kendiliğinizin şeyini anlatıyor, halini anlatıyor. Yani sen gerçek kendiliğe oturursan, tırnak içinde ayağın gerçek kendiliğe basıyorsa sen bir şeyi doğru anlatırsın. Öbür türlü nasıl anlatırsın?
şikayet ederek, mutsuz olarak, dertli olarak, mutmain olmamış olarak. Şimdi gidiyorsun cennete, biri sana öyle bir anlatıyor ki yaşadığı dünya serencamını. Yani seni, sen de aynı kafadaysan mutsuz oluyorsun. Cennette mutsuz oluyorsun. Neden? Çünkü özdeşleşerek anlatıyorsun. Ama özdeşleşmeden anlatsan, ya öyle ilginç bir annem babam vardı, hiç beni anlamazlardı. Allah rahmet eylesin. Böyle beni de çok küçümserlerdi ama ben kendimin küçük olmadığını, yetersiz olmadığını idrak ediyordum ama onlar anlamıyordu. Bu onların süreciydi, Allah rahmet eylesin diye mi anlatıyorsun? Ya işte ne bileyim, ben de biraz şanssız doğdum. Neyse yani geçti ama tabii ki o kadar kolay geçmiyor diyorsan zaten hani cennete öyle giremezsin zaten. Hani girersen böyle anlatırsın. Orayı da berbat edersin. Böyle bir dalarsın falan. İşte moralin bozulur. Sonra canın sıkılır ama neyse cennetteyiz falan dersin. Biraz cennetin nimetlerini tadarsın. Ama sonra gene aklına gelir. Lan baban sana öyle demişti. Veya eşin sana işte ezik demişti falan. Moralini bozmuştu. Sana kadınlığını hissettirememişti. Yok erkekliğini hissettirememişti. Sen cenneti yaşayamazsın. Anladınız mı? Niye cennete girmek için nefsinizi temizleyin diyor Allah. Yoksa cenneti dünyanın başka bir versiyonu haline getirirdik yani. O yüzden ayrışmak durumundayız. O yüzden işte o alim ne diyor? Eğer diyor kendini seviyorsan, gerçek kendinin senin doğumunla, yaşadıklarınla, hissettiklerinle, düşündüklerinle, davranış örüntülerinle hiçbir ilgisi yok. Gerçek kendin bu değil. Bunlar senin yaşadığın şeyler ve o yaşadığın süreç üzerinden psikolojik düzeyinde oluşmuş olan duygu, düşünce ve davranış kalıpları. Bunlar sen değilsin. Zaten bizim en büyük hipnozumuz, hani insanlar diyor ya, çip yerleştirecekler abi, çip yerleştirecekler falan, dikkat edelim. Abi zaten sen şu an psikolojik benliğin tarafından çiplenmişsin. Şu an o durumda yaşıyorsun. Bunu fark etmezsen, yani bir çip daha takılmış ne önemi var yani? Sana çip takıldı da mı kendini mutsuz hissediyorsun? Sana çip takıldı da mı sevgilinden ayrıldığın için mutsuzsun? Sana çip takıldı da mı çocuğun seni dinlemediği için mutsuzsun? Sana çip takıldı da mı bu kadar acelecisin, ümitsizsin, karamsarsın, kendini yetersiz hissediyorsun? Veya sana çip takıldı da mı yüzleşmen gereken sorunlarla yüzleşmiyorsun? Çip mi takıldı sana? Bu yüzden mi böyle oluyor? Evet, doğru, bir çip takıldı ama o çipi kendi kendine taktın. O çip senin kendi eserin. Farkındasın veya değilsin. Ama sonuç bu. Bunu anlamak zorundayız. Bunlardan ayrışmak zorundayız. Bunlardan ayrışmak arkadaşlar, duygusuz olmak değil, düşüncesiz olmak değil, eyleme geçmemek değil. Gerçek kendim bütün düşünce, duygu ve davranışlardan bağımsızdır. Ama aynı zamanda gerçek kendim düşünceyi, duyguyu ve eylemi kullanır. Ama onlar değildir. O yüzden hani ayrışmak deyince kafanıza ne olacağız biz, böyle hayalet, Casper gibi hayalet varlıklar mı olacağız acaba gibi bir şey değil yani. Ama kendini tanıt, ya işte şu zaman doğdum, şu ailede büyüdüm, şu şeyleri yaşadım, çok mutsuz oldum. Ve işte çocukluğum çok mutlu geçti, annem babam bana çok değer veriyordu ama evlenince işte eşim bana o şeyi hissettirmedi, çok mutsuz oldum. Hatta işte ailem bana niye böyle o kadar değer verdi ki diye bazen onları suçluyorum. Neden? Çünkü bana hep böyle olacağını hissettirmişlerdi gibi hikayelere kapılırsın en olumlu yaklaştığında bile.
Halbuki biz düşünce, duygu, eylem de bulunma yeterliliğine ve imkanına sahip kılınmışız. Bu bir imkan. Ama ben bunun üzerinden kendime bakmıyorum. Hazreti Peygamber devesi kazanınca "Oley işte biz kazandık, ben kazandım, benim devem" diye mi konuşuyordu, bağırıyordu? Veya bununla bir egosu uyanıyor muydu, şişiyor muydu? Devesi yaşlanıp geri kaldığında üzüldü mü? Morali mi bozuldu? Bununla ilgili bir durum vardır. Sahabiler böyle üzülüyorlar peygamberin devesi yarışta geri kalınca. Peygamber tebessüm ediyor. Niye diyor üzülüyorsunuz? Niye moraliniz bozuldu? Bu deve yani. Zahiren benim devem. Kazanıyordu. Hoş, güzel bir şeydi. Ama ben bununla kendimi tanımlamadım ki. Bak biliyor musun, bu benim devem falan. Onu Instagram'da paylaşmıyordu ki. Onun üzerinden egosu tatmin olmuyordu ki. Kaç kişi paylaştı diye merak etmiyordu ki. Geri kalınca da o bir deneyim yani. Onunla kendini tanımlamıyor. Çocuklarıyla da kendini tanımlamıyor. İlişkileriyle de kendini tanımlamıyor. Dolayısıyla bu ayrıştırma, duyguyu bırakıp duygusuz olmak, düşünceyi bırakıp düşüncesiz olmak, eylemi bırakıp eylemsiz olmak değil. Bunları gerçek kendilik bilinciyle yapabilmek. Ya ben evlenince değer bulmak için evlenmiyorum ki. Biri beni sevsin de ayaklarım biraz yerden kesilsin diye evlenmiyorum ki. Bir insanla ilke ve değerlerin temelinde hayatı paylaşıyoruz deyim yerinde. Bir hayat arkadaşlığı yapıyoruz. Bir yoldaşlık yapıyoruz. Yoksa bakalım bana değer verecek mi, vermeyecek mi? Vermedi, ne yapacaksın? Daha doğrusu bunu nasıl algılıyorsun? Kastettiğimiz bu. Bunu psikolojik düzeyde, bak bana değer vermedi. Zaten ailem de vermemişti. Mesela geçen bir yeğenim var, o meşhur yeğenim. "Bu kedi de beni sevmiyor" diyen. İşte amca diyor, "Beni özlüyor musun?" Ya ben ona şunu anlatmak istiyorum. Sen kendinin farkında mısın ve kendine özlemin var mı? Ya hani bazen böyle kendimizden gaflet ederiz, kendine özlemin olur. Değil mi? Olması lazım. Tabii bunu pek yaşamıyoruz da. Hani dersin ki, ya tamam ilişkiler, hayat, süreç, her şey de çok güzel olabilir. Peygamber niye Hira'ya çıktı? Kendine özleminden dolayı Hira'ya çıktı. Niye Hira'ya çıktı? Kendini tam olarak bulmak için Hira'ya çıktı. Yoksa değer veren bir karısı var, çocukları var, hürmet edilen bir sosyal itibarı var. Neyi özledi de Hira'ya çıktı? Onu en çok seven ve onu hakiki anlamda seven bir eşi vardı. "Hatice'nin sevgisi benim rızkımdır" diyecek kadar doğru temellendirilmiş hakiki bir sevgi yaşıyordu. Niye gitti bu adam? Kendini özlediği için. Gerçek anlamda kendini tam olarak idrak etmek için. O yüzden kendini bilmenin ve bulmanın ötesinde hakiki bir hazinemiz yoktur. Öbürü bir kaçıştır. Kendimizden kaçtığımız için bir şey arıyoruz. Peki kendimi bulduğumda insanların canı cehennem abi, ben kendimi buldum mu diyeceksin. Öyle değil bu. Peygamber kendini bulduğunda Mekke'den göç mü etti? Ben kendimi buldum, ben bu insanlara ihtiyacım yok. Eskiden ihtiyacım var zannediyordum ama kendimi buldum, hepsinin canı cehenneme mi dedi? Böyle bir şey değil ki bu. Kendini buldukça halka daha samimi, daha sahih,
daha hakiki bir şekilde iletişim kurarsın. Neden? Çünkü ilişkilerinde bir değer arayışıyla bir yaklaşım sergilemiyorsun ki. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Bana değer veriyor musun, vermiyor musun? Beni anlıyor musun, anlamıyor musun? Böyle bir problem yok artık. Tabii nefis ne der? Böyle bir problem yoksa o zaman niye evleniyorsun? Niye insanlarla iletişim kuruyorsun? Bakın, sahte benliğimiz ne kadar sahte onu buradan da anlayabilirsiniz. Kendini bilmeyi bile kendi üzerinden yorumlamaya çalışıyor. O yüzden bakın Kur'an'da ne diyor peygamber için? Sizden hiçbir şey istemeyen peygambere tabi olun. Peki hiçbir şey istemiyorsa niye insanlarla bu kadar ilgilendi? Tırnak içinde niye bu kadar zorluğu, sıkıntıyı göğüsledi? Çünkü gerçek kendilik bundan yerinmez veya bunu yük olarak görmez. Gerçek kendilik böyle bir durumdan kaçmaz. O yüzden bu kafayla biz kendimizi bulsak, yani bulamayız da. Ne olur? Hepimiz birbirimize işine bak, ben kendimi buldum, ben erdim deyip birbirimize sırt çeviririz. Tabii o gerçek kendini bulmak değildir zaten. Ne dedi o alim? Onu tamamlayalım. Eğer kendini seviyorsan kalbine düşmanlığın, kinin, nefretin girmesine izin verme. Bunu genişletebilirsiniz. Kalbinize kibrin, gereksiz yere dünyevi şeyler için üzülmenin, kendini yetersiz görmenin, kendine dair negatif düşüncelerin girmesine izin verme. Ama girmiş, bakın ne diyor? Girmişse onları dinleme. Neden? Çünkü onlar sen değilsin. Ya işte insan da bir anlaşılmak istiyor ya. Bak o sen değilsin. Onu kenara koy. İçeride böyle bir şey var. Kalbine girmiş yani. Tırnak içinde. Ama onu dinlemek zorunda mısın? Yani girmiş. Hatta geçmişte o taraf çok tetiklenmiş. Beni bir anlayan yok. Bir değer veren yok. Bir sen de iyisin diyen yok. Geçmişte herkes suçlamış, eleştirmiş, beceriksiz demiş. Peki sen bunların üzerinden oluşan sahte benlikleri dinlemek zorunda mısın? Değil mi? Bakın ne kadar kıymetli bir şey. Bunların kalbine girmesine izin verme. Geçmişte girmiş ise onları dinleme. Ya benim şansım da şans mı ya? Bak orada bir şey girmiş ve sesleniyor sana. Sana diyor ki sen şanssızsın diyor. Sen hak etmediğin birçok muameleye muhatap oldun. Hak ediyor muydun? Etmiyordun. Sana hikaye anlatıyor. Sen de onun üzerinden süreçler üretiyorsun. Ya tamamen ümitsizleşiyorsun, ya karamsarlaşıyorsun, ya çok kırılıyorsun, ya da sana tırnak içinde değer verecek, anlayacak insan arıyorsun. Ya şimdi diyeceksiniz ki sizi anlayan bir insan olunca dışlıyor musunuz? Ya tabii ki dışlamıyorum. Anlayan bir insan ne? Hoştur yani. Ama anlayan insan aramıyorum. Ya bu kadar net. Anlayan insan aramıyorum. Ama anlayan bir insanla denkleşince de hoş bir şey, güzel bir şey. Ama onun üzerinden ya insan anlaşılınca kendini iyi hissediyor. İnsan anlaşılınca rahatlıyor. Böyle bir şey yok. Yanlış bir yerde duruyorsun. Anlaşıldığında var olduğunu zannettiğin bir yerde duruyorsun. O gerçek kendin değil. Buna dikkat etmelisin. İşte bunları ayrıştırma gibi bir sorumluluğumuz var arkadaşlar. Ama bu sorumluluk yani Allah'ın bize yüklediği gibi bir şey değil. Kendimiz için gerekli olan bir şey bu. Kendimi bulmak kendime karşı sorumluluğumdur.
Hatta bazı insanlar şey de, kendimizi bulmasak ne olur hocam? Niye kendimizi bu kadar kasıyoruz? Gerçek kendiliği aramak insanı kasmaz. Seni kasan o benlikleri de gör. Kendimi bulmak, kendimi kasan bir şey değil. Kendin olmayan şeyleri ayrıştır ve bu şekilde sakin ve rahat ol. Yoksa ya bak başımıza bir bela daha geldi. Yani işte kendimi bulmak gibi bir sorumluluğum var, yüküm var. Dert çalışacağım, evlilik sorumluluğu, yemek yapma, işe gitme sorumluluğu, bir de kendini bulma sorumluluğu. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Gibi. Böyle bir şey değil bu. Bu kendin olmayan şeyleri fark edip bırakmak, onlardan özgürleşmek. Onlar sen değilsin ki. İşte hocam diyor kendimi törpülemem mi lazım? Yok, kendini törpülemen lazım değil. Kendinin üzerine oturmuş, kendi üzerine yapışmış fazlalıklardan, iğreti şeylerden özgürleş. Bu kendini törpülemek değil. Bakın dilimiz bile bu noktada hemen doğru kelimeleri bulamıyor. Çünkü bunları konuştuğumuz zaman kendini biraz törpülemen gerekir. Ama neyi törpüler? Kendini törpüleyeceksin. Ya kardeşim niye kendimi törpüleyim değil mi? Kendimsem niye törpüleyim? E başkasının hatırı için veya işte insanlarla daha az çatışman için veya insanlarla iyi geçinmen için. Ve insanlarla iyi geçinmek için kendimi mi törpülemem lazım? Kendimi niye törpüleyim? Kendimi kendim olan olmayan şeylerden ayırt etmem lazım. Kendimi törpülemiyorum. Kendimi kendim olmayan şeylerden özgürleştiriyorum. Bu gözle bakarsanız yol alabilirsiniz. Yoksa öbür türlü yani din diyor ki öfkelenme. Ya sana bunu niye diyor? Sen öfke üzerine yaratılmış bir varlıksın da sana öfkelenme mi diyor? Hayır. Gereksiz öfkelenme tuzağına düşmüşsün. Öfkeyle kendini koruyacağını zannetmişsin. Öfkelenmeden kendini koruyamayacağını zanneder duruma gelmişsin. Gereksiz, aşırı, abartılı, yersiz öfke gösteriyorsun. Peki ne yapacaksın? Kendini mi törpüleyeceksin? Yoksa bu sahte, üzerine eklemlenmiş ve kendin gibi zannettiğin hale gelmiş şeyden özgürleşecek misin? O yüzden doğru konumlandırmamız gerekiyor bu kavramları. Yani sanki Allah insanı bozuk yaratmış da, yani yaratmış da git kendini düzelt demiş yani. Böyle değil. Ama Allah bizde bir şeylerle etkileşimde bulunma ama özdeşleşmeme kabiliyeti yaratmış. O yüzden Allah cennette Adem'e diyor ki yaklaşma. Yani dikkat et. Yaklaşırken dikkat et. Yaklaşırken özdeşleşirsen başına bela bulursun. Yaklaşırken özdeşleşerek yaklaşırsan başına bela bulursun, düşersin. Mesela bir iş yaparken kendimi ispat edeceğim diye yaklaşırsan o işe düşersin. Cennetten düşersin. Kendini göstermek için, kendini ispat etmek için o işi yapıyorsan, o işi başarırsan da düşersin, başaramazsan da düşersin. Başarırsan kibirlenirsin. Aa biz de işte az çalışmadık yani deyip kibirlenirsin. Sonra biri sana ya sen o kadar başarılı değilsin deyince moralin bozulur. Ben böyle bir arkadaşım var, böyle yakın bir ortağı demiş ki sen yeterince başarılı bir iş adamı değilsin. Başarılı olsaydın şu an kazandığının tırnak içinde 10 katına sahip olurdun. 3 ay diyor kafamda döndü diyor. Neden? Çünkü bir tırnak içinde bir iş üzerinden kendini tanımlıyorsun. Başarsan da bela, başaramasan da bela. Başaramayınca işte ben beceriksizin tekiyim dersin.
veya gururun buna müsaade etmez, onu örtersin. Ya ben aslında zaten yapmak istemiyordum, öylesine şey yapıyordum dersin. Bir sürü hikaye döndürmek zorunda kalırsın. İşte yaklaşma bu demektir. Yani bir şeye özdeşleşerek, kendini var edeceğini düşünerek, kendin zannederek yaklaşma. Zaten dikkat edin, şeytan neyle aldatıp yaklaştırdı? Yani Adem niye yaklaşma denilen şeye yaklaştı? Kendini ebedileştirmek için yaklaştı. Ebedi bir mülke sahip olmak için yaklaştı. Peki böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla Adem yanlış yaklaştı. Bu yaklaşma demek o ağacın tırnak içinde yanlış olduğunu göstermiyor. Yaklaşma biçiminin yanlış olduğunu gösteriyor. Biz hep onu böyle hani yasak ağaç, yasak meyve, sanki hani o ağacı hep negatif şey yapıyor, işte lanetli ağaç falan değil. Tırnak içinde söylüyorum, lanet olası olan şey sahte benliklerin üzerinden bir olaya yaklaşmandır. Sahte benliklerin üzerinden yaklaşıyorsun. Öne çıkmak için, güçlü olmak için, değer görmek için falan filan. Bunlarla yaklaşırsan başına bela alıyorsun. Bunlarla yaklaşan kim? Sen değilsin, sahte benliklerindir. Bunu ayrıştırabildiğimiz zaman yol almaya başlarız. Ben olan nedir, ben olmayan nedir? Ama da bunun için de acele etmemeliyiz. Ve şunu unutmayın. Tarihi olan, değişime açık olan şey sen değilsin. Bedeninin tarihi var mı? Var. Değişime tabi mi? Tabi. O zaman beden sen değilsin. Duygularının tarihi var mı? Var. Değişime açık mı? Açık. Sen değilsin. Bu duygu kötü bir şeydir anlamına gelmiyor. Ama duygu üzerinden kendini tanımlamaman gerektiği anlamına geliyor. İçimde bir üzüntü duygusu olabilir ama ben üzgünüm, bu özdeşleşmedir. Hatta bir değersizlik duygusu da duygu dünyanda ortaya çıkabilir. Ama ben değersizim dersen özdeşleşmiş olursun. Ya ilginç, böyle biri bana şöyle deyince duygu dünyamda böyle bir değersizlik duygusu ortaya çıkıyor. Ben de tebessüm ediyorum. Ya diyorum, bunun benimle ilgisi yok, ben değersiz değilim ki. Ama ne kadar ilginç bir duygu diye bakabiliyorsan o değersizlik duygusunun da bir sorun teşkil etmediğini söyleyebiliriz. Ama hocam işte insan değersizlik duygusu hissediyor. Biz de taştan demirden değiliz. Sanki ben taştan demirden miyim? Ya bunu mu anlatıyorum? Çok katı ol mu diyorum. O duyguya bak. Onunla özdeşleşmeden o duyguya bak. Özdeşleşirsen kendine en büyük darbeyi vurmuş olursun. O yüzden kendine dikkatle bak. Kendin olmayan şeyleri ayrıştırırsan en son kendini orada göreceksin. Kendini inşa etmeyeceksin zaten. Kendin varsın. Yani bir topraktaki hazine var. Sen hazine üretmeyeceksin. Toprağı altına dönüştürmeyeceksin. Orada bir hazine var. Onu bulacaksın. Bulman için hazine olmayan şeyleri ayrıştırman gerekir. Bu kadar basit aslında. Bunu sakin, acele etmeden veya son olarak onu da söyleyeyim. Ya işte insan, ben yapmak istiyorum hocam ama insanlar engel oluyor falan oluyor. İnsanlar beni rahat bırakmıyor. İşte insanlar beni eleştiriyor. Bak, bütün bunlar sahte benlikler. Mesela o benliğe ne diyoruz? Şartlar mükemmel olursa yapabilirim. Ama mükemmel değilse yapamam. Ne kadar ikna edici değil mi? Tam bir sahtekarlık. O yüzden peygamber 13 sene Mekke'de kalmış.
13 sene insanları kendilerini bulma noktasında aydınlatmıştır. Şartlar nasıldı? Çok mu rahattı? Peki engel mi oluyordu? Hayır. Ha, bunun üstesinden gelmekte zorlananları Habeşistan'a gönderdi. Zorlandıkları için Habeşistan'a gönderdi. Yoksa o şartlarda kendini bulmak, hakikati idrak etmek imkansız olduğu için değil. Onların kendilerine göre biraz zorlukları vardı. O yüzden bir şeyi doğru anlamak için acele etmemeye, kaygılanmamaya, negatif duygulara kapılmamaya, ümitsizlik, karamsarlık ve dünyevi sürece takılmamaya ihtiyacımız var. Ben kendimi bulamazsam, bütün dünya benim olsa, bütün dünya beni dinlese, bütün dünya beni alkışlasa, hatta 200 yıl namım yürüse hiçbir anlamı yoktur. Kendimi bulmuşsam, bütün dünya beni reddetse, yok saysa bir zararı yoktur. Bunu Hazreti İsa nasıl diyor? Eğer diyor ruhunu unuttuysan, ruhunun idrakinden mahrum kaldıysan, bütün dünya senin olsa hiçbir işe yaramaz. Ama ruhunu idrak ettiysen, bütün dünya sana düşman olsa bir zararı yoktur. O yüzden bütün dünyayı kazanıp eğer ruhumu kaybetmişsem tam bir felaket diyor anlayabilen insanı. Kendimi bulmuşsan, ruhunu bulmuşsan deyim yerindeyse, bütün dünyayı kaybetmiş olsan mühim bir şey kaybetmiş sayılmaz. Evet, teşekkür ederim.